Merhaba sevgili MediaMarkt takipçileri, beklenen gün geldi ve Samsung yeni telefonlarını duyurdu. Samsung Galaxy Note serisinden bahsediyoruz. Çok başarılı telefonlar. Çünkü hem iş için hem de günlük hayatımızın içerisindeki eğlence ve keyifli içeriklere ulaşmak için, içerik üretmek için de çok başarılı telefonlardı. Samsung Galaxy Note 10 Plus'tan sonra müthiş bir yenilenmeyle Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve kardeşi Note 20 tanıtıldı. Bu videoda yeni tanıtılan telefonlara yakından bakıyoruz. Samsung Galaxy Note serisinin en önemli özelliği tabii ki kaleminin olması. Kalem oldukça fonksiyonel özelliklere sahip. Şimdi bu yetenekler daha da artırılmış durumda. Bununla beraber not aldığımız uygulama yani Samsung Notes uygulaması da iyileştirildi. Siz Samsung Notes uygulamasına PDF dosyalarınızı aktarabiliyorsunuz ya da şöyle de bir özellik var. Diyelim ki derstesiniz. Bir yandan hocayı dinliyorsunuz ses kaydı da oluyor. Bir yandan da not alıyorsunuz. Sonra eve gittiniz. Diyelim ki o notu aldığınız yerde acaba hoca ne demişti? İşte tam oraya geldiğinizde ses kaydını da tam o kısmını dinleyebiliyorsunuz. Böyle yetenekli hale geldi. Ya da benim gibi yazısı kötü olan kişiler varsa yazılarını hizalayabiliyor. Otomatik olarak hizalayabiliyor. Çok başarılı bir klasör sistemine de sahip. O nedenle kalem ve birazdan anlatacağım ekrandaki iyileştirme kadar uygulamanın kendisi de güncellenmiş durumda. Geçelim ekrana. Ekranda o çok beklediğimiz 120 Hz tazeleme oranı geldi ve ne oluyor? Bu sefer akıcılık muazzam seviyeye geliyor. Oyun oynarken daha fazla kendinizi oyunun içinde hissedeceksiniz. Dinamik AMOLED ekranın başarısı zaten büyüklüğü ve çözünürlüğü muazzam seviyeye gelmiş durumda. Akıl telefonların bir de dizüstü bilgisayarlarla etkileşimi var. Şöyle ki Windows işletim sistemi ile etkileşim Samsung Galaxy Note 20 ailesinde artırılmış durumda. Ekran paylaşımı, dosya paylaşımı veya bildirimlerin bilgisayarda görünmesi gibi muazzam özellikler geldi ve bunu yapmak çok kolay. Sadece tek bir tıklamayla bu bağlantı kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bir de diğer Android cihazlara tıpkı Apple ekosisteminde olduğu gibi interneti kullanmadan çok hızlı bir şekilde dosya transfer etmek ve paylaşım yapmak da mümkün. Bu özelliğin adı Android Nearby Share. Şimdi Pixel ve Samsung telefonlarda bunu kullanabileceğiz. Bir diğer önemli iyileştirmede DeX konusunda oldu. Daha önceden kabloyla daha büyük ekranlara bağladığımız Samsung Galaxy Note telefonlarımızı artık kablosuz bağlayabileceğiz. Bu ne anlama geliyor? Çok daha büyük ekranlarda yani monitör ya da televizyonlarda özel bir ara birimle telefondaki içeriğimize ulaşabilir. Hatta ona bir klavye fare de bağlayarak daha verimli çalışmamız mümkün olabilecek. Peki gelelim kameralara. Aslında biz Samsung Galaxy Note serisini sadece iş için ya da içerikleri daha büyük ekranda görmek için değil, içerik oluşturmak için de kullanıyoruz ve fotoğraf ve videolardan bahsediyorum. Tabii ki muazzam yenilikler var. Bu yenilikler arasında 8K video çekebilme yeteneği artık Samsung Galaxy Note serisine gelmiş durumda. Note 20 Ultra'da 50x dijital yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Lazer otofokus geldi ve aynı zamanda video kaydederken ses kaynağını sadece telefondan değil Bluetooth ses kaydedicilerden de alabiliyorsunuz. Ve bu üç ses kaynağı yani Bluetooth ya da bir kablo ile harici mikrofon veya telefonun kendi mikrofonları üç arasında da değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten harika bir iyileştirme. Tıpkı Samsung Galaxy S20 ailesinde olduğu gibi Samsung Galaxy Note 20 ailesinde de yeni nesil çok hızlı internet bağlantıları mevcut. Bunlar arasında Gigabit LTE ve aynı zamanda Gigabit Wi-Fi yani Wi-Fi 6 ya da bir başka deyişle 802.11ax bağlantısı Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da mevcut. 6.9 inçlik devasa ekranı aynı zamanda dinamik AMOLED teknolojisi ve bununla beraber yüksek çözünürlüğü ile birlikte Başarılı bir pil performansına da sahip 4500 mAh'lik bataryaya sahip olan Samsung Galaxy Note 20 Ultra kutunun içerisinden çıkan 25 wattlık şarj aletiyle yine 25 watt gücünde hızlı şarj olabiliyor. Exynos 990 işlemci platformu Samsung Galaxy S20 Ultra'ya göre bir tık iyileştirilmiş durumda ve oyunlar olsun ya da 8K video çekerken video düzenlerken dosyalar arasında bir sürü pencereyle çalışırken sorunsuz bir şekilde size hizmet edebiliyor. Ekranın Corning Gorilla Glass 7 ile korunduğunu söylemiş olalım. Geliştirilen malzeme yapısıyla beraber ekranda mümkün olduğu kadar parmak izinin az kalması başarılmış durumda. Peki renkler? Hemen renkler konusuna bilgi verelim. Mystic bir renk serisiyle karşılaştık. Mystic Bronze, Mystic Beyaz ve Siyah var. Note 20 ailesinde de bu sefer beyaz yerine yeşil bir renkle karşılaştık. Renkleri gerçekten çok başarılı. Özellikle zannediyorum mistik bronz çok tercih edilecek gibi duruyor ama siz de tercihinizi lütfen aşağıya yazın. Beğendiğiniz özellikleri ya da eleştirdiğiniz özellikleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse de lütfen beğen butonuna tıklayın. Hemen geçelim depolama kısmına. 8 GB RAM'i bulunan bu telefonlar 256 GB dahili hafızayla Türkiye'de satışa çıkacak ve dileyenler Samsung Galaxy S20 Ultra'yı hafıza kartıyla 1 terabayta kadar da çıkartabilecekler. Tanıtımı yapılan Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın aynı zamanda kardeşi Note 20'nin de ön siparişleri MediaMarkt.com.tr'de başladı ve MediaMarkt mağazalarında da çok yakında bulabileceksiniz. Gerekli olan bütün linkleri videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.